Bu haki dergide acayip bir yazı yazdım. Oturdum, emek ettim. 3 gece uyumadım. 3 gece. Niçin bu ayki dergi? Çünkü bu ayın sonu yani Kasım'ın mı? Biz nereye girdik ya? Bunlar bana ayımı günümü şaşırttırdılar bunlar. Allah da onlara feleklerini şaşırttırsın. Amin. Şimdi Mevlid ne günü? 30 Kasım mı? 30 Kasım. 30 Kasım diye Mevlid tam sonuna geldi ama biz onu Aralık sayısına yapamazdık. Çünkü zaten Rebiülevvel ayı Mevlid'den kaç gün evvel giriyor? 12 gün evvel giriyor. Dolayısıyla bu demektir ki 18 Kasım gibi falan Rebiülevvel ayı ile müşerref olacağız inşallah. Mevlid ayı geliyor. Ondan dolayı Resulullah Efendimiz'in hatırı için hem kitap çıkarıyordum ya, dedim ki bu sefer de dedim bir tane de yazı yazayım dedim. Ve yazıyı da çok ilmi yazdım. Bütün delilleriyle yazdım. Mehmet Görmez ve hocası Said Hatipoğlu gibi hadisler dinde delil değildir diyen sırtını koltuğa yaslamış, midesi tok. Bu Efendimizin tabiridir. Sakın sırtını koltuğa yaslamış, midesi tok birinin ben Kur'an'da olmayana inanmam derken rastlamayayım mahvederim buyuruyor. Bu hadis çok, Ebu Davud bütün kütüb-i sitede. Anladın mı? Hadisler dinde delil değildir diyen sırtını koltuğa yaslamış, midesi tok ilahiyatçılara reddiye. Sayfa kaçta başlamış? 4'te başlamış. Said Hatipoğlu'nun resmiyle de müşerref olursunuz. Artık müşerref mi olursunuz, ne olursunuz bilmem. 4'te başlamış, 16'da bitmiş. Kaç sayfa? He? 12 sayfa ama roman yazmadığım için 3 gece uyumamak zorunda kaldım. Roman yazsaydım, çala kalem yazardım. Çünkü delil getirmem lazım. Ayetten, hadisten deliller, öyle kuvvetli deliller getirdim ki hadis de Kur'an gibi delildir. Tabii ki hadis derken sahih hadisi fıkıhta ve itikatta hadiste sıhhat şartı aranır. O ayrı bir şey. Zaten Bukhari'de, Müslim'de olan bir şeyde sıhhat şartı aranır mı artık? Adı zaten Sahih-ül Bukhari. Adı zaten Sahih-ül Müslim. Sıhhat şartını gözetmiş. Diğer eserleri de var İmam Bukhari'nin. El-Edeb-ül Müfredi de var. Et-Tarih-ül Kebiri de var. Onlarda sıhhat şartı gözetmemiş. Çünkü sıhhat şartı çok ağır şartlardır. Sıhhatli olmayan şey uydurma demek değildir. Ama sahih demek çok ağır şartları var. Yani ne demek? Gözün kapalı ayet gibi hükmet. O demek Bukhari Müslim'de. Onun için Tirmizi de Sahih-ül Cami. Onun da adı El-Cami-ül Sahih'tir. Sünen-i Tirmizi diye geçer ama kitapların bazısında ismi El-Cami-ül Sahih, Sahih'tir. Yani onda da sıhhat şartı var. Zaten kütüb-i sitten hepsine ne diyoruz? Sahiha diyoruz.